20/20/60/16/2015. Değerliler, bugün size, hepinize çok sevgiler sunuyorum. Kökünüzün gücünü artırdık bugün. Yüksek gökler sizinle oldular ve tohumlar kodlandılar. Yarını kodlayanların tahtsiz olarak dürümlendikleri bir yaşamda ışık bilişi kayıtladı. Bir şeyden öte bir şey olduğunda o şey ağır yük hafiflesin diye olur. Size neler anlatıldıysa bize de her biri anlatıldı. Ve dediler ki onlar şu anda şu hususta görüş tahtisinde bulunuyorlar. Değerliler, görüş çalışmaları yapılır. Hepinizin kendi yüreğinizdir orada dillenen. Herkes kendini dinler ve sistem sizi dinler. Bu kesindir. Sizlerin yapmakta olduğunuz ne varsa Yaradan'ın ve tahtında yaşam olanın yaptığıdır. Herkesin kendini dinlettiği bir meclissiniz sizler. Kim ne zikrederse, kim ne anlatırsa kendi yoğunluğundakini anlatır. Ama herkesin anlattığı has ışıktan anlatılmaz. Başkaları başka şeyler tohumlayabilirler ama tohum olanın kodlanmış olması da gereklidir ki gerçek olabilsin. Dünya zor bir yaşam alanıdır. Bu alanda herkes kaynak olabilmeye çalışmalıdır. Kimse diğerinin gözünü oymamalıdır. Ölüleri diriltmek değildir yaptığınız. Ölüleri hak etmektir. Bunu unutmayınız. Onlar dünya tohumları olarak yarattıklarını yaşattılar. Ama yaratılanın tanrılık ışığı bütünün gücüdür. Ve sizin gözünüz hepimizin gözünden daha güçlü olarak yoğunlukları kontrol edebilir. Değirmi dünya, değirmi yaşam, her şey değirmi yoğunlukta, bütün ve tüm zamanlar yol ve yaşam. Ama şunu iyi anlayın ki dünyada ihmal tamamlamak için görev de gerekir. Nerede ne olursa sistem, nizam ve düzenin gücüyle olur. Dünyanın nuru olan ilim, aklın ilmidir. Sessizce yaşamı dinlerken şunu izledik. Senin elin çok güçlü, yüreğin güçlü, temiz bir yücesin ve bütünün gözüsün. Bunun içindir ki senin nefes olup bütüne görev taşıdığın görüldü. Mükafatın ışık kapısıdır. Ama burada tüm zamanları tohumlayanların kutsal ummanı olan ışıkların da daha üstün yücelikle dillenmeleri şarttır. İnsanlık aile görev taşırken yüceler cümlesine levh-i kapı olup taşır. Eminim ki dünya yolunu bulur da sessiz zamanları dinleyen birliklerin de yoğunlaşmaları şarttır. Demin konuşulan konuda ben de size şunu sorayım. Netice nedir? Dünya ne hale geldi? Bu görev kimindir? Nerede yol açıldı? Nereye kodlanmış ışıkla kontrol kuruldu? Kimler kaynak oldular? Bu önemlidir. Hepiniz her şeyi dinletin ama yedinci doğumu da yapın. Sessizce daimi kalem olup Yaradan'ın tanrılık ışığını yaşama indirenlerin kendi yaşamlarını da hak etmeleri gerekir. Kare sistem ile kök sistemi güçlendirmek imkanı yoksa da küp olunduktan sonra yoğunluk artar ve her şey başarılır. Küp küre sistemi hak ettiği zaman zorlukların tümü aşılır. Zabura kalemi kodlanmış hale gelir ve bilinç tohumlaması yapılır. Değerliler, şimdi davayı kaybettik mi diye sorarsanız dava bilgidir ve bilgiyi hak eden yaşama hak etmiştir. Dün ölüme giden bugün yaşama gelir. Bunu bilin. Biz dün ölüme gidenleri izledik. Ama bugün hepsi yaşama gelmek için buradalar. Yaşama gelmek nedir? Ergin olmak, kaha olmak, yasayı koyanlardan olmak ve toprağın toplumu olmak. Burada oluş sebebiniz insana hizmettir. Ama onların da levh-i kalemlerinde bu vardır. Ama 39. tohum ekildikten sonra artık yarının kontrolü gerekir.
denir ki dünya yarattı. Doğa dünya olarak kayıt yaptı. Işık yandı. Bütün kötülükler aşıldı. Arı bal oldu. Bal arı oldu. Öz görev yapıldı. Cennet sessiz zamanın diriliklerinde cemaat oluşturduğunda artık orada kelam olur. Şimdiye kadar dünya öz görevini yapamamışsa, bugün artık yapabilir hale gelmişse, cemaatler bütünün gözü olmuşlarsa, yoğunluk arttığından dolayı değil, yol açıldığındandır. Peki, yoğunluk artmadan yol açılır mı? Analar, yolu açan yol olandır. Yol ise yoğunlukladır. Eğer sizler yolda olanlarsanız kendi yüreğinizde o yoğunluk yoktur. Ama siz kaynaksanız siz o yoğunluksunuz. Dünyanın yolu sizin yüreğinizden kodlanmışsa ağır yük hafiflemiş demektir. Canlı kapı cansız ışık değerine indirilemez. Ama cansız ışık canlı olabilir. Nefes alıp nefes verebilir, yarını tohumlayabilir, korunabilir, umut olur ki bunlar olur. Deminden beri sizinle olan birliklerin hepsi yer kürenin gözü oldular ve sesleşiyorlar. Eser yapmaktan öte eser olmak için çalışanlardır onlar. Size gerçek çalışmalar yaptırılıyor. Bu gerçek çalışmalar yedinci tohumu ekenlerin kodlanmış ışığıyla gerçekleşiyor. Değerli tohumlar, kontrolcü kodlar, dince kalem olanlar, dilce kodlanmış toplumları tohum ektiklerinde kütleleriyle kayıtlayanlar, sevgililer, size ekmek yapın demedik, ekmek yarattırın dedik. Ha, aha, bu. Yaşamak budur, yarattırmak. Ama yarattığınızın yarattıklarınızdan farklı olmadığını anlatmak. Her şey yaratılır. Yarattıklarınızın tümü şu anda yarattığınızdan farklı değildir. Herkes kardeşlerini koruyabilir. Herkes yoğunluklarını kodlayabilir. Herkes ışık yağmurları altında tohum olabilir. Ama herkesin daha üstün yücelikle güçlenmesi de gereklidir. Devinimi artırmaya değil, yarını tohumlamaya çalışıyorum şu anda. Öncü birlik olarak burada yaptığım bu çalışmanın herkesçe neden yapıldığını anlatabileceği durumda kayıtlamasına iznim yoktur. Hiç kimsenin kimseye kelamı olmayacak bir dünyada bedenimde kodlanmış bilginin herkesçe dillenmesine, yaşama tohum ekildiğinde o yoğunluğu tohum olmasına iznim yoktur. Bunun manası ne diye sorarsanız şunu söyleyeyim. Bugün dünyada birçok görevli ekmeğini kodlayamadığı için yoğunluğundan çıktı. Onların torbalarında kontrol dışı ilim vardı. O ilmi kök sistemleriyle devreden çıkarttık. Ve dedik ki sen artık çalışma. Ve onların tohumlarını kontrol altına almamız şarttı. Kodlanmış ışıklarıyla ocaklarını yetkinleştirerek kodlarını tohumlarımızda kontrol altına aldık ve onların görevlerini bitirdik. Solmanan görevlerinde bizimle olmaya gelmeleri kanatlanıp uçabilmelerini sağlayamaz. Çünkü artık ruhi kapılarını kapattık değerliler. Kendilerini hak etmeyenlerin, yaşamda ilmi kalem olan birliklerin, kelamlarını kırma niyetleri onların kontrollerini kayıtlarından ayırır ve bütünün gücü onların yüceliğinden çıkar. Olan buydu. Bundan sonraki süreçte bu daha titizlikle yapılacak. Daha ciddi bir çalışma devreye girilecek. Daha ciddi bir çalışma devreye girecek. Eğer onlar kontrol edilebilirlerse yoğunluklarında tohum ekilebilir. Ama onların kendi yoğunluklarında kendi tohumlarını ekmelerine asla izin olmayacak. Artık daha da önemli bir bilgi vereyim. Burada yaptığımız çalışmanın neden yapıldığı hiçbir zaman anlatılmayacak. Anlasalar mı? Gerek yok.
anlama imkanları yok zaten. Çoluk çocuk hepsi de. Bunun içindir ki bu çalışmanın manası, nedeni ve gerekip gerekmediği açıklanmayacak. Ama kelamı dinleyenlerin tüm zamanlarda bütüne hizmetçi olabilmeleri için insanlık kodlaması yapmaları gerektiğinde betkin olmayan tüm zamanlarda gözü kalem olanların burada olmalarına izin verilecek. Devinim artmadan bir de şunu izah edeyim. Burada bulunma sebeplerini anlamadan gelen birçok bütünlük var. Çokları burada neden olduğunu bilmiyor. Ama kontrol dışı olduklarının her biri farkında. Zira buraya geliş haliklerinde yoktu, hakikiyetlerinde yoktu ama buradalar. Tevkif edildiklerini düşündüler bir an için ama tevkif de yoktur. Şu andan itibaren daha açık bildiriyorum. Bu meclis bilişi tohumlarken kimsenin yoğunluğunu kodlamaz. Artık onların yoğunlukları kelamda yok. Öz görevlerinde de yok, güçlerinde, kürzi kayıtlarında, ışıklarında olamaz. Ve doğa yenilendi. Ama ocak olan birliklerin kodlanmış ışıklarıyla yenilendi. Her dere aklın tahtından doğdu ama Yaradan ve yaratılanın ışığında bütüne görev taşıdı ya da taşımadı. Bu zaman kapısında kimsenin kimseye faydası olmayacağı kesindi. Ama kimsenin kimseyi tohumlamayacağı da kesindi. İşte bunun içindir ki bu dünya gününde artık kendi yolunu bulanlarla bu çalışmayı yapmamız şartı gerçekleşti. Eminim ki doğa görevini tam yapar. Yaradan ve yaratılığa kendi yüreğinde kendini hak eder. Öz kürzi kapı açılır. Ve eminim ki burada olan herkes kendini dinler. Ama onların topraklarındaki kutsal tohumlar da kodlanmış olarak yerkürede ilim yaparlar. Ve geri dönüşleri gerçekleşir. İbrahim altın tahttır. Ana kapıdır İbrahim. O bir Kur'an'dır. İlmi Kaha'dır, öz geçişini yaptı ve bizimle olmayı diledi. İnsan kelam olduğunda bütünün gözü olur ve biz o gözle söz olur, bütün oluruz. Şükrettik ki kodlanmış ışık burada bu yoğunlukta muhtedir bir rahmet oldu. Şimdi Kur'an okuyacak olanları buraya çağırıyorum. Onların yolcuları burada olacaklar. Ama topraklarının tohumlarını kodlamış olanlar burada ışık yakacaklar. Cevhere görev taşıyacaklar, cennet olacaklar, celalet kalemi olacaklar. Ağırlık hafifleyecek ve yol açılacak. Sevgililer, şimdi karanlığın ışığını yakıyoruz ve geçiş yapıyoruz.